bebeğimizin ismine nasıl karar verdik? Aslında daha hiçbir şey belli değilken bebeğimizin ismi belliydi. Çünkü bebeğimizin isminin çok 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 tatlı ve çok 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 romantik bir hikayesi var. O yüzden bunca zamandır acaba bebeğimizin ismine sorularına cevap vermiyor oluşumuzun sebebi de buydu. Çünkü bu hikayeyi böyle bütün bir şekilde anlatmak istemiştim. Her şey Caner'le beraber yapmış olduğumuz Atina tatilinde aslında başladı. Akropolis bölgesinde kalıyoruz. Çok güzel tarihi bir bölge ve odamızın manzarasından tamamen böyle Akropolis gözüküyor. Ve Akropolis bende çok enerjisi yüksek olan bölgelerden bir tanesi. İnanılmaz güzel bir tatildeyiz. Birbirimizi yeni tanımaya başlamışız. Böyle çok romantik yemekler yiyoruz, geziyoruz, motor kiralıyoruz. Atina'nın altını üstüne geçiriyoruz. Ve bu gizlerimiz sırasında da ara ara bu şarkıyı dinliyoruz. Sözü olmayan ama böyle melodisi inanılmaz derecede romantik ve böyle gerçekten insanı böyle çok farklı yolculuklara çıkaran, çok duygusal, bilmiyorum ya böyle gözünü falan dolduran bir şarkı yani. Çok etkilendiğimiz bir şarkı. Biz böyle ya işte aynı şeylerden hoşlanıyoruz, aynı şeyleri yemekten hoşlanıyoruz, aynı şarkıdan hoşlanıyoruz. Yapmak istediğim şeyler aynı, inanılmaz iyi bir tatil arkadaşıyız falan filan derken böyle aşırı derecede yükseldiğimiz anlarda biz bu şarkıyı zaten dinliyorduk. Ben bugün bu hikayeyi anlatırken bir yandan da kuşburnu çayı yapmaya karar verdim. Çünkü malum yaz veya kış olması fark etmez. Genelde herkes hasta etrafımızda. O yüzden kuşburnu da C vitamini en yüksek meyvelerden, yemişlerden bir tanesi olduğu için kuşburnu çayı yaparak kendimi hastalıklara karşı korumak için önlemimi bir an önce almaya çalışıyorum. Kuşburnunun içine birazcık su koydum ve bunu blenderdan şöyle bir geçiriyorum. Çünkü çekirdekleri kırıldığı zaman içerisindeki vitaminleri ve mineralleri daha iyi alabiliyoruz. Zaten rengi de hemen fark ediyor. O yüzden hemen şunu blenderda şöyle bir tırtlattıktan sonra geliyorum. Şimdi tatilde olduğumuz için hani birbirimizi de böyle daha yeni yeni tanımaya başlıyoruz. O sırada ben Caner'e Norveç maceralarımı anlatıyorum. Ben böyle bir sene kadar Norveç'te okumuştum. İşte orada şöyle olmuştu, böyle olmuştu, bilmem ne olmuştu falan filan diye sohbetler arasında Norveç lafı geçiyor. Ve işte bu bizim aramızda böyle bir espri konusu olmaya başladı. İşte ben Norveç'teyken şöyleydi, işte Norveçliler böyle ama işte Nordik kültürü şöyle falan diye. Arada böyle bununla ilgili espriler de yapıyoruz. Ondan sonra işte bir yandan da bu şarkıyı dinliyoruz derken bir gün dedik ya acaba bu şarkının hani anlamı ne? Ne anlatıyor acaba? Çünkü gerçekten şarkının bir hikayesi olduğu çok belli. Google Translate'e girdik ve şarkının adını yazdık ve karşımıza şu çıktı. Norveççe dilinde biz şimdi anlamına geliyormuş şarkının adı. O an şarkının anlamı bizim için 3 ise bir anda böyle 33'e falan çıktı. Çok etkilendik şarkının anlamından. Ve özellikle de Norveççe oluşundan. Yani düşünsene sen mesela böyle 2 gün 3 gün boyunca sürekli işte Norveç'teyken de şöyleydi, işte Nordik kültürünü çok seviyorum falan filan diye böyle o kadar konuş. Ondan sonra inanılmaz derecede etkilendiğim ve inanılmaz derecede romantik bulduğun şarkı Norveççe çıksın. Yani bizim için çok büyük bir etkilenme anıydı o an. Ve aynı zamanda şarkının adının da biz şimdi demek oluşu bizi gerçekten çok etkiledi. Çünkü bu böyle birazcık hani carpe diem anlamına da geliyor. Hani biz şu an burada Atina'dayız ve anı yaşıyoruz. Alt metnine taşıyan bir kelime olduğunu düşündük bu kelimenin yani şarkının isminin. Ve aşırı derecede etkilendik. Sonra işte Caner dedi ki ben dedi bu şarkının ismini dövme yaptırmak istiyorum koluma. Çünkü seninle yaşadığımız bu anları asla ve asla unutmak istemiyorum. Bu anlar benim için çok değerli. İleride ne olacağını bilmiyorum. Hikaye iyi de devam edebilir, kötü de devam edebilir. Ama ben seninle yaşamış olduğumuz bu güzel anları her zaman hatırlamak istiyorum. O yüzden de bu şarkının ismini dövme yaptıracağım dedi. Ben aşırı derecede etkilendim tabii ki. Özellikle bir erkeğin bu kadar romantik bir şekilde bunu söylüyor olması beni çok etkilemişti. Hatta şey dediğimi bile hatırlıyorum. Ya bir saniye, bir iki dakika etkileneceğim, bana bir izin var. Ondan sonra tekrardan hayata dönelim dediğimi de hatırlıyorum. Hatta sonrasında bu bir espri konusu olmuş. Bir saniye bir etkilenip geliyorum ben falan diye. Dedim ki ben de hatırlamak istiyorum çünkü gerçekten beraber geçirmiş olduğumuz Atina tatili bizim için çok romantik bir tatildi.
Dedim ki ben de dövme yaptıracağım. Benim neyim eksik? Ben niye bu anı unutmamak için bu şarkının ismini de dövme yaptırmıyorum ki dedim içimden. Ama bir yandan da kendi söylediğim şeye de şaşırıyorum çünkü benim o ana kadar hiç dövmem yoktu. Yani bir tane bile dövmem yoktu. Ve böyle iki kişinin birlikte yükselmiş olduğu şeyleri kollarına dövme yaptırıyor olmaları falan filan benim için inanılmaz klişe bir şeydi. Caner bana inanmadı. Yani iyi işte hani şimdi böyle bu anı şeyle söylüyorlar ama sonradan kesin yaptırmaz herhalde diye düşündü. Çünkü benim o ana kadar hiç dövmemin olmadığını biliyordu. Ve ben böyle çok fazla dövme yaptırma meraklısı olan bir insan olmadığım için benim o anda hani sadece şaka yaptığımı veya işte ne bileyim dalga geçtiğimi falan düşünmüş olabilir. Evet, çayımız hazır şu anda. Çayımızı kaynamaya bırakıyoruz. Sonrasında böyle işte birkaç gün geçti İstanbul'a döndük. Ve Caner'le konuşurken Caner'e şey dedim, ya dedim hani sen dövme yaptıracaktın, ne yaptın, yaptırdın mı dövmeyi? Çünkü dedim eğer ben olmadan o dövmeyi yaptırırsam inanılmaz derecede üzülürüm dedim. Caner böyle hadi ya sen dövme yaptırma konusunda ciddi miydin? Ben sana hani şaka yaptığını veya işte o anın hani sadece büyüsüyle öyle bir şey söylediğini ama aslında yaptırmayacağımı düşünmüştüm. O yüzden de pek ciddiye almadım senin söylediğin şeyi dedi. Ben de böyleyim, nasıl ciddiye almazsın yani ben bir şey söylediysem gerçekten yaparım bunu. Sen daha beni tabii tanımıyorsun falan dedim. O zaman dedi bu kadar sen de hani yükseksen bu konuyu. Benim dövme yaptırdığım bir yer var. Gel orayla beraber dövme yaptıralım. İşte biz bu beraber dövme yaptırıyor olma fikrine inanılmaz derecede yükseğiz. Şarkının adına çok yükseğiz. Dövme yaptıracağız. Beraber o anı ölümsüzleştireceğiz ve hiçbir şekilde o anı unutmak istemiyoruz falan filan diye konuşurken Caner yine bir bomba patlattı. Ve dedi ki o zaman İleride bir gün çocuğumuz olursa çocuğumuzun ismi de bu olsun dedi. Tahmin edersiniz ki benim etkilenme sürem bu sefer daha da arttı ve ben böyle tamam ben bir 3 gün bir etkileniyorum. 3 gün bir etkileneyim, 3 gün sonra geri gelirim. Yani o lafına inanılmaz derecede etkilenmiştim ve dedim ki yani hayatımda duyduğum en iyi fikir. Çünkü hem o anı ölümsüzleştireceğiz hem de gerçekten zaten çocuk çok istiyorduk yani ikimiz de. İleride çocuğumuz olursa da çocuğumuzun ismi bu olur diye karar verdik. Ve dedik ki tamam bu şarkının ismini biz dövme yaptırıyoruz ve ileride de çocuğumuz olursa çocuğumuza da bu ismi koyuyoruz. Gün belirlendi, randevu alındı. O gün beraber dövmeciye gittik vesaire. İşte böyle orada oturuyoruz. Şarkının ismini verdik. İşte ne şekilde olsun, hangi fontla yazılsın falan filan diye karar veriyoruz. Derken Caner dedi ki ya ben galiba senin el yazınla bunu yazdırmak istiyorum dedi. Ben o anda yine böyle bir iki saniye bir etkileniyorum sonra geri geleceğim modundayım. Ben böyleyim. En sevdiğimiz şarkının ismi dövme yaptırmak istiyorsun ve benim el yazımı mı yaptırmak istiyorsun? Olur. Gayet etkileyici bir şey. Derken burası yine çok önemli noktalardan bir tanesi. Sonradan fark ettik ki biz çocuğumuzun ismi bu olsun dediğimiz an ve o ismi kolumuza dövme yaptırdığımız an zaten doğmamış olan bebeğimiz bize gelmeye karar vermişti. Bunun sinyalleri atılmıştı. Bu da ayrı bir detay olarak bizim hikayemizdeki yerini aldı. Evet, bu sırada çayımız da oldu. Ben de böylece yine bir hikayeyi anlatırken daha ağlamak zorunda kalmadım. Evet. Bu güzel hikayemizin sonuna ancak bu kadar güzel bir çay yakışırdı. Şimdi aslında bu çayın da bir hikayesi var. Biz bu çayı bebeğimize ilk içirdiğimiz çay bu olur aşkım demiştik. Yok o kadar rahatsız değiliz. Bu benim tamamen kış aylarında soğuk algınlıklarından korunmak, ilaç kullanmadan mikropları yenmek ve mümkün olan en fazla C vitaminini bedenimize alabilmek için aynı zamanda mide bulantılarına karşı da iyi gelecek olan birkaç bitkiyi eklemiş olduğum bir çay tarifi. Yani anlayacağınız bebeğimizin
isminin hikayesi işte böyleydi. Çok romantik anlarla dolu bir hikayeydi. Zaten bebeğimizin ismini, doğmamış bebeğimizin ismini kolumuza yazmıştık. Hani böyle derler ya, bir şeyi çok istersen ve onu aslında böyle yazarsan o gelir, isteklerin o şekilde olur diye. Resmen öyle oldu. Biz bebeğimizi çağırdık ve o da bizim çağrımıza kulak verdi ve hiç bizi bekletmeden geldi. Ve işte bebeğimizin ismi. Vina. Norveççe'de biz şimdi demek. Biz şu an buradayız. Biz şu an birbirimizin gözünün içine bakıyoruz. Biz şu an birbirimize aşık oluyoruz ve biz şu an birbirimizi çok seviyoruz anlamlarını da taşıyor bizim için.